Arkadaşlar selamlar. Öncelikle herkese. Bugün aracımızda bu sıralı sistemli LPG aracımızın şurada bir LPG filtresi var. Bunun değişimini yapacağız. Bununla ilgili size bir detaylı bilgilendirme videosu çekelim istedik. Şimdi gerekli kontrolleri yaptık. Filtremizi şimdi birazdan sökeceğiz. Dediğimiz gibi yani bu filtre asıl su temizleme amacı ve işte temizleme periyoduyla ilgili bizim arkadaşımız size bir bilgilendirme yapacak. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu filtreyi neden değiştiriyoruz ondan bahsedelim. Bu filtre aldığımız gazın içindeki pislikleri temizleyip buradan enjektörlere gönderen filtre. Eğer bu filtreyi zamanla değiştirmezsek bu filtre tıkanıyor ve pislikler direkt enjektöre geçiyor. Nasıl sıkıntılar oluyor? Tekleme vesaire. En son enjektörün değişimine kadar maliyet artıyor. Şimdi bunun değişim periyodu kullandığınız gazın nereden aldığınıza da bağlı. Yani ne kadar temiz, ne kadar pis olduğuna da bağlı ama 10.000'de bir değiştirmesi öneriliyor. 10.000-15.000 bandında değiştirebilirseniz daha iyi olur. Çünkü zaten çok pahalı olan bir malzeme değil. 40-50 lira civarında bir maliyeti var. Hani bunu değiştirmezseniz enjektörler tıkanır. Kendiniz değiştirirseniz de daha yani şey olur. Öncelikle aracın arkasında tüpün üzerinden bir gazı kapatacağız şimdi. Buradan bir gazımızı bir kapatalım tamamen. Ben şöyle tutayım. Şu göster şeyi yakından. Şuradan. Şu arkadaşlar bunu tamamen kapattığımız zaman gaz da kapanmış olacak. Çeviriyoruz. Şimdi çevirerek kapatıyoruz. Buradan tamamen kapattık. Tamam. Şu an buradan iyice kapattık. Şimdi aracımızı çalıştırıp mevcut hattın içindeki son buralardaki gazı da bitirelim şimdi. Ondan sonra filtremizi sökeceğiz. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. LPG şey nerede? Ha, düğümü tamam. Şu an aracımız gazda. Şimdi içindeki çalıştım biraz, içindeki gazı bitirelim. Şimdi aracımızı biraz çalıştırdık, içindeki gazı da boşalttık. İçindeki gaz zaten boşaldıktan sonra otomatik olarak benzine geçiyor. Şimdi filtremiz şu şekilde. Burada bir akış yönü var. Akış yönünü gösteriyor. Akış yönü önemli burada. Yani arkadaki gazımız, tesisat şuradan geliyor. Akış yönü buradan sol tarafa doğru. Biz de aynı bu şekilde bağlayacağız. Şimdi şuradaki yüzükleri öncelikle gevşetip bu filtremizi araya bağlayacağız. Şimdi öncelikle şu hortumumuzu sökelim. Kontrollü. Gaz gelmiyor. Tamam. Şimdi şuradan kontrol edelim. Tamam, şu an bir sıkıntı yok. Buradan gaz gelmiyor. Yani gazı kestiğimizde emin olduk. Diğer vidamızı da sökelim. Bu yüzüğü de gevşettik. Çıkan filtreli şeyleri karşılaştıralım şöyle. Bu da yeni filtremiz. Şu eski filtremiz yine dediğimiz gibi akış yönü gördüğünüz gibi sağdan sola olacak şekilde. Eski filtre bu şekilde, yeni filtre zaten benzer, ikisi de aynı filtre. Sadece markası farklı. Markalar farklı. Markalar, filtrelerde markalar çok etkilemiyor. Şimdi yeni filtremizi yerine takalım. Bu filtreyi de biz internette bir tane siteden almıştık. Siz de internetten herhangi bir siteden, yani güvenilir bir siteden alabilirsiniz. Şimdi hortuma tekrardan geçirelim. İyice geçirdiğinizden emin olun. Çünkü daha sonradan gaz kaçırabilir. Geçirdikten sonra yüzükleri güzelce sıkıyoruz. Yüzüğü güzelce sıkıyoruz. Sıkıldığından da emin olalım güzelce. Şöyle bir kontrol edelim. Diğer hortumu da geçireceğiz. Şuradaki hortumu da geçirelim.
filtre söktükten sonra hortumlarınızda da çatlak vesaire var mı? Ucundaki özellikle şu yüzüklerin olduğu yerlerden bir süre sonra çatlama yapabiliyor. Oralardan daha sonradan gaz kaçağı yapabiliyor. Filtre söktükten sonra onları da kontrol etmenizde fayda olacaktır. Şimdi ikinci yüzüğü de geçirdikten sonra güzelce onu da sıkıyoruz. Şimdi güzelce hortumlarımızı sıktık. Akış yönünde şu şekilde gösterdiği gibi kontrol ettik. Sağlamlık kontrolünü de yaptık. Şimdi arkadan vanamızı açalım. Biz tedbir amaçlı bu Wi-Fi gelen soketi de söktük. Şimdi önce onları da takalım. Tüm soketlerimizi taktık. Şuradaki vanayı da şimdi açıyoruz. Tamam. Vanamızı da güzelce açtık. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Sıkıntı var mı? Bakalım. Tamam. Şu an benzinli aracımız. Şu an gaza geçti. Çalışmasında da şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bir tekleme vesaire bir şey yok. Tamam, şu an bir sıkıntı yok.